Bacanak ne yapıyorsun? Abi rica etsem bir daha bana bacanak demese. İçim bir fena oluyor ya. Ah be abisi, pardon ya, ben unutuyorum hep ha. Dalgınlığıma geliyor, ağız alışkanlığı işte, öyle çıkıveriyor ağzımdan. Sen niye dükkana gelmiyorsun, niye burada buluşuyoruz? Nasıl geleyim be abi? Ben o dükkanı görünce çok üzülüyorum ya. Abisi gene ne bu hal ya, ha? Koyuverdin kendini, ne bu hal be? Daha ne olsun be abi? Yaşamadığımız ne kaldı? Abisi, Onur Bacanak yanınızdayım diyor. Her şeyi ben yardım edeceğim diyor. Neye ihtiyacınız varsa ben halledeceğim diyor. Tamam işte. Abi, ben Onur Bey'den bunu isteyemem. Kendisi istese bile kabul edemem. Söyledim sana abi. Ne olur kapatalım bu konuyu. Abisi, hani bizim hayallerimiz vardı? Ha? Sen Nergis'le mutlu olacaktın. Ben Nünüm'le kızımla yeni bir hayat kuracaktım. Ne diyorsun şimdi abisi? Bu hayallerimizden vaz mı geçelim yani? Ne yapabiliriz abi? Senin sayende tüm paramı kaybettim. Asma be suratını abi. Canın sağ olsun. Sen de böyle olsun istemezdin ki. Hem gördük bak, ticaret bize göre değilmiş. Zaten Nergis de beni zengin zannediyormuş. O yüzden istiyormuş. Gerçek de ortaya çıkınca... Ah be kurtuluş abi. Ben neyin mücadelesini veriyormuşum, o neyi düşünüyormuş. Abisi hemen koyuveriyorsun, inanamıyorum ya. Biraz zaman tanı ya. Ben inanıyorum oğlum, yemin ediyorum değişecek her şey ya. Bir mucize olacak oğlum, ben inanıyorum, bir mucize olacak ya. Abi ben mucizelere inanmıyorum artık. Bizim için aynısı böyleymiş abi. Ben gerçekten o dükkana gelmek istemiyorum. Çok kötü oluyorum gelince. Benim orada emeklerim var, hayallerim var. Hepsi yıkılıyor abi şimdi. Ne diyorsun abisi? Ha? Yani kaderine razı mı oluyorsun, bu mudur yani? Abi ben Nergis'i tanımadan önce hayatımdan gayet memnundum. Az ama öz. Kendi yağımda kavruluyordum. Her şeyi Nergis için yaptım abi ben. Sırf o mutlu olsun diye. Ona layık olayım diye. İstediği hayata kavuşsun istedim. Bir dersimi de aldım. Benden bu kadar kurtuluş abi. Ben eski işime, Onur Bey'in yanına dönüyorum. Kararım da kesin yani. Ben ne diyeyim be abisi şimdi? Heh. Tamam biliyorum, her şey üst üste geldi. Çok üzüldüm. Nergis de senin şevkini kırdı. Zaman her şeyin ilacı be abisi. Bırakalım zamanı. Ondan sonra oturup konuşuruz, ne yapalım yani. Tamam abi. O zaman ben gideyim şimdi dükkana. Bu toplanacak eşyaları falan toplayayım. Sen de otur öyle bir kafanı dinle biraz. Sonra buluşur, oturup bakarız ne yapıyoruz, ne yapamıyoruz diye. Sağ ol abi. Hadi ben kaçıyorum abi. Evet, ne yaptınız şimdi? Nedir son durum? Ne yaptık Onur Bey? Kapattık dükkanı. Eşyaları da Kurtuluş abinin bir arkadaşının deposuna kaldırdık. Anlayacağınız bir hikayenin daha sonuna geldik. Olmadı be Onur Bey. Esnaflık bize bir beden büyük geldi. Biz kim, esnaflık kim? Yakışmadı yani bize. Samet saçmalama bak, herkes kendi işinin patronu olabilir pekala. Ama çalışmak lazım, gerçekten istemek lazım, çaba sarf etmek lazım. Ben size geçen sefer söyledim, tekrar söylüyorum. Her zaman her koşulda arkanızdayım, tamam mı? Ben sizin kalbinizi biliyorum. Ama ben dersimi aldım. Zaten Nergis de yok. Ben her şeyi Nergis'le evlenip ona daha iyi bir hayat sunabilmek için yaptım. Yoksa ben ha şoförlük yapmışım, ha patronluk. Ben anlamın teriyle kazanıyorum. Utanılacak bir şey yapmıyorum ki. Sizin için de hayırlısı neyse olsun. Ama bak çok çabuk vazgeçiyorsun. Daha her şey bitmedi ki. Pes etmiyorum Onur Bey. Yoruldum. Savrulmaktan yoruldum. Neyse sizin dediğiniz gibi hakkımızda hayırlısı olsun. Sizin de kafanızı şişirdim. Ayrıca belirtmeden geçemeyeceğim. Ben sizin şoförünüz olmaktan da gayet memnunum yani. Tamam o zaman. Madem öyle söylüyorsun. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime eğitin ben kısmetim.